Herkese merhabalar, Belçika'ya göç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu Belçika'da iş bulmak, Belçika'da iş olanakları, Belçika'daki maaşlar, Belçika'daki geçim durumları. Bunları birazcık maliyetler videosunda da aktarmıştım. Ancak meslekler, aranan meslekler ya da işte mesleklerin ortalama kazançları hakkında konuşmak istiyorum. Bir de bazı sorular var. Böyle hep aydınlatılmayı bekleyen. Neler bunlar? Belçika'da İngilizcemle iş bulabilir miyim? Belçika'da hiç dilim olmadan iş bulabilir miyim? Belçika'da kablo işinde çok para varmış, doğru mu? Belçika'da insanlar kablo çekerek işte 4.000-5.000 euro kazanıyormuş, doğru mu? Belçika'ya gelmek istiyorum ama hiç bir konuda uzmanlığım yok. Ne yapabilirim? Nasıl kazanç sağlayabilirim? Nasıl hayatımı idame ettirebilirim? Gibi 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 gibi. Evet, bu sorular aydınlatılmayı bekliyor. Ben de kendimce yine kendi gözlemlerimle bilgilerimi harmanlayarak ve gerek sosyal medya üzerinden, gerek yüz yüze tanıştığım insanlardan edindiğim tecrübeleri size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Belçika'da kablo işi konusunu ilk ele almak istiyorum. Bu konuyu ele almak istiyorum. Öncelikle değinmek isterim ki burada mavi yaka bir çalışanın ortalama elde edeceği kazanç 1800 ila 2200 euro arasındadır. Mavi yaka bir insanın bunun üzerine geçme olasılığı, işte mesaidir, ek iştir, ne bileyim bazı Türk işverenler ekstradan elden para vermektir, böyle şeyler de yapabiliyorlar. Bunlar olmadığı sürece bu paranın, bu meblağın üzerine geçmek imkansıza yakın. Kablo işi denilen bir iş var. İşte nedir bu kablo işi? Ben eski telekomünikasyoncuyum. Telekomünikasyon sektöründe senelerce çalıştım. Biliyorsunuz bu turuncu kablolar var, fiber optik kablolar. Burada da bol bol işte şu an dijitalleşme ve işte internet ağlarının güçlendirilme çabası gereği fiber optik kablo döşeniyor. Bunların ihaleleri Türkiye'de de İşte alınır. Burada da birileri tarafından alınıyor. İhaleyi alan kişi yapmaz. Bunu da yine bir taşerona yaptırır. Burada öteden beri var olan özellikle Türkler bu sektörde bayağı bir yer edinmişler. Ve bu ihalelerden bir şekilde nemalanmışlar ya da işte almışlar bu ihaleleri. Ya da bu ihaleleri alan kişiler bunları outsource etmiş bu işi. Bu kişiler Türklere dil bilmeden evet iş imkanı sağlıyorlar. Ancak sizi de ona göre çalıştırıyorlar. Yani işte atıyorum bir Belçika ya da Hollanda firmasında brüt üzerinden maaş alırken, brüt üzerinden sigortanız yatarken, brüt üzerinden ödemeleriniz ya da tüm diğer olanaklarınız sağlanırken burada genelde işte bir kısmı hani yine Türkiye'deki gibi aslında asgari ücreti yatırıp gerisini elden vermek, işte mesai saatlerini ödememek ya da az ödememek gibi bir süreçleri var. Ama işte siz bu kablo işini yapan her kim ise, bununla öteden beri tanışıyorsanız bu kişi ya da kişiler ya da kurumla ve bu kişilerin akrabasıysanız, bu kişilerin tanıdığıysanız, işte belki hani size bir favor yapıp bir noktada daha yüksek ödemeler yapabilir. Ya da işte siz bu işin kurdu olmuşsunuzdur, vazgeçilmez bir yanınız vardır, çok daha iyi triklerini öğrenmişsinizdir işin, deneyimlisinizdir yani. Bedensel de yeterliliğiniz vardır çünkü bu iş epey bedensel yeterlilik gerektiriyor. O zaman daha yüksek bir ücret alırsınız. Diyelim ki bu işi Türklerle değil yabancılarla yaptınız. O yüzden o zaman da yine mesailerle, vardiyalarla bu tutarın biraz daha üzerine çıkılabilir. Ama burada hepimizin bildiği, herkesin sürekli söylediği bir meslek grubu var. İşte tır şoförü, kamyon şoförü. Evet, bu kişiler iyi kazanç sağlıyorlar. Bu kişilerin maaşları 3.000'i geçiyor çoğunlukla. Bu kişilerde
Ama buraya gelmeden yani burada bir ihtiyaç var diye atıyorum mesela sıklıkla aranır. Postaneye çünkü buranın genelde özel kargo firmalarından ziyade dağıtımını postane yapar Bpost. İşte Bpost'a sürekli insanlar alınır. Bisikletle, kamyon süren, işte şu sınıf ehliyete sahip vesaire artı belediye şoförleri aranır. Evet aranır ama kalkıp da belediye şoförünü buradan istihdam etmek yerine ya da Avrupa'dan istihdam etmek yerine hadi Türkiye'de çok fazla tır şoförü var, Türkiye'de çok fazla kamyon şoförü var, oradan getireyim buraya istihdam edeyim diye bir algı yoktur. Buraya bir şekilde gelmişsinizdir. Bulgaristan vatandaşısınızdır, gelmişsinizdir ya da işte evlilik yoluyla gelmişsinizdir. Bir şekilde yasal olmayan, bana sıklıkla soruluyor. İnanın bu konularda bir fikrim yok. Yollarla gelmişsinizdir. Bir yerden sonra işte uyum kursu almışsınızdır. Ya da işte VDAB denilen işte buranın iş ve işçi bulma kurumuna kayıt olmuşsunuzdur. Onlar size belli sertifikalar aldırmıştır ya da sizin belli sertifikalarınız vardır geçmişten öteden beri gelen. Evet bulabilirsiniz ama ben Türkiye'den oraya kamyon şoförü, tır şoförü olarak bir Flaman firmasına, bir işte Belçika firmasına, bir Fransa firmasına, bir Hollanda firmasına kabul alır mıyım? Ben hiç duymadım. Yine bu işi ihalelerle yapamam. Mesela burada işte bu yani Belçika genelinde çöp toplama işlerinde bunlar da ihalelerle firmalara veriliyor. Bunları yine Türkler almış bir şekilde onların aracılığıyla gelebilirsiniz. Yine Türk aracılığıyla gelebilirsiniz. Yani çok özür dilerim söylüyorum. O Türkler de sizi kaşınız gözünüz için değil ya da çok muhteşem bir şoför olduğunuz için değil. Daha ucuza istihdam edebildiği için alıyorlar zaten. Çünkü buralarda onların verdiği ücreti o işi yapacak insan sayısı az. O yüzden de Türkiye'den getiriyorlar. Yardımcı oluyorlar vesaire vesaire. Bu alan memnun, satan memnunsa benim için hiç sorun yok. Beni ilgilendiren bir mevzu değil zaten. Bunun dışında yani kamyon şoförü, tır şoförü bu şekilde, kablo işi bu şekilde, fabrikalarda çalışmak. Fabrikalarda ilk geldiniz buraya, işte Bulgaristan vatan, ya yasal bir yolla buraya girdiniz, onu söylemek istiyorum. Yine fabrikalarda day shift denilen şey, işte sabah genelde 7.40, akşam işte 3.40 gibi day shiftlerde çok fazla maalesef yer bulamayabilirsiniz ama işte ben geceye de razıyım derseniz hani bir sabah bir hafta sabah bir hafta gece çalışayım derseniz o zaman daha rahat iş bulabilirsiniz. Ama yine dil bilmeden yani hiç Flamanca bilmeden bu işlere bile konumlandırmanız zor. Ben öğretmenim, ben hemşireyim. İşte nasıl neydi denklik alırım ve nasıl öğretmenlik yapabilirim, hemşirelik yapabilirim. Burada işte Valon tarafında başka bir kurum, Flaman tarafında başka bir kurum var. Bu kurumlara sizden istenilen evraklar var, bir küçük ücret var. Bunu ödeyip denklik alıyorsunuz. Denklik aldıktan sonra da yine sizi sıfır dille yani hiç Flamanca bilmeden çok 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 niş bir alan, asla kişi bulunamayan bir alan, ne bileyim laboratuvarda bilmem ne teknisyeni olmadığınız sürece yine imkansıza yakın. Yani öğretmenlik de hakeza öyle. Bunlar böyle adım 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 işte denkliğinizi aldınız, Flamancanızı belli bir noktaya getirdiniz. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra hani öğretmenlik o da işte stajınızı yaptınız vesaire vesaire. Ondan sonra olacak işler. Burada yani direkt gelip böyle hastaneye gidip hemşirelik yapmaktan ziyade kat görevlileri de var. Yani onların title'larını bilmiyorum. Biz de yakın zamanda sıklıkla hastaneye gittik ama işte hastaya yemeğini getiren, hastaya ilacını veren vesaire vesaire bir hemşire hani ana hemşire bir de yanında bir yardımcı gibi bir şey var. Daha büyük hastanelerde tabii onların şeyleri daha fazladır. Yer büyüdükçe tabii ki o hiyerarşi daha da artar, aşağı doğru daha da artar. Dolayısıyla bu tarz meslek gruplarından birine sahipseniz, denkliğinizi aldıktan sonra Flamancanızı belli bir seviyeye getirdikten sonra evet çalışabilirsiniz. Ama bu meslek grupları da dünyaları kazandırmaz. Çünkü burada mesela benim birebir burada tanıdığım, yüz yüze görüştüğüm bir hanımefendi var. Kendisi öğretmen, 6 ya da 7 yıldır devlette görevli. Ortalama 2.200 ila 2.300 arası maaş alırlar. Yeni atanmışlar, bunların da altında alırlar.
Şimdi bunları anlatınca geçenlerde de biri bozulmuş işte hani hep konu şeye geliyor ya biliyorsunuz sen niye gittin sen nasıl gittin açlıktan öldürdün ülkemde kalırım daha iyi. Yani zaten şu an hani ısrarla şöyle bir inanç var ya işte insanlar yurt dışına gidiyorlar daha önce de söylediğim gibi bir an önce evlerini alıyorlar arabalarını alıyorlar. Wow, muhteşem bir hayat. Yani inanın öyle bir dünya yok. Ama o hiçbir yerde yok. Belçika'da yok, İngiltere'de yok, Amerika'da yok, Afrika'da yok. Öyle bir dünya hiçbir yerde yok. Ha, yine söylüyorum. Çok niş bir iş, görev tanımınız vardır. Gerçekten işte 3-5 dil biliyorsunuzdur. Ne bileyim böyle insanlar sizi havada kapacaktır falan ya da işte ticaret yapacaksınızdır. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Az önce söylediğim koşullar. Ben Belçika'ya gelmek istiyorum, orada yaşamak istiyorum. İngilizcem yok, hiçbir şeyim yok. Bir uzmanlık alanım yok. Ben ne yapabilirim? Şimdi buna gelelim. Az önceki kategorileri koydum. Onlar da çünkü çok sorulan meslek grupları. Burada VDAB iş kurunda sıklıkla yönlendirdiği şeyler 1- temizlik, 2- yaşlı bakımı, 3- hasta bakımı, 4- yine bu ve bunun gibi biraz böyle insanların yapmak istemediği ve biraz zor işler. Burada hatırı sayılır bir yaşlı nüfusu var ve bu kişileri hepsini huzur evlerinde barındıramayabiliyorlar. İnsanların yani hepsi de huzur evinde yani evi vesaire olan ama yine de ziyaret edilmesi gereken, ilaçları verilmesi gereken, destek olunması gereken halleri olabiliyor. Ya da işte atıyorum kolunu kırıyor, bacağını kırıyor, yanına gidip yardımcı olmanız gerekebiliyor. Devlet burası sosyal bir devlet olduğu için bu tarz insanlara yani bu tarz işlerde çok istihdam açığı var ve bunu sağlıyor bayanlar için özellikle. Sonra şu var, işte ben dil kursuna giderken böyle günde 3-4 saatlik kafe gibi bir iş arıyorum. Üzgünüm ama hani Brüksel'de yine aynı şeyleri söyleyeceğim biliyorum ama Brüksel'de, Gent'te, işte Liège'in göbeğinde ya da işte Antwerp'ın göbeğinde olmadığınız sürece bu tarz bir kafe işi ya da işte bir kasiyerlik ya da işte ne bileyim ben işte bizim ACV2 tarzı mağazalarda herhangi bir personel depo görevlisi şimdi bunlara bile girmeniz zor. Çünkü burada ortaokul mezununun bile zaten hali hazırda ortalama 2-3 dili var. Yani neredeyse özellikle Flaman bölgesinden bahsediyorum. Valon daha farklı orada Fransızca ağırlıklı farkındayım. Ama Flaman bölgesinde insanlar İngilizce de biliyor, Flamenkçe de biliyor, Fransızca da biliyor. Şimdi düşünün bir kişi var, 3 dili var, atıyorum kasiyerlik. Yani siz de aynı para yapacaksınız onu. O da yapacak. Kasiyerlik ya da işte ne bileyim depo görevliliği ya da ne bileyim garsonluk vesaire. Bu konularda sizden önce tercih edilecek çok daha fazla bir nüfus var. Ayrıca burada öğrenciler de zaten küçük yaştan itibaren çalışıyor. Bu tarz görevlerin çoğu student job diye geçiyor ve daha çok öğrenci istihdam ediyorlar. Daha gençler, daha aktifler vesaire vesaire. Geriye ne kalıyor elden? Yani bir de burası şey değil, burası Amerika değil. Yani Avrupa'da zaten önünüze yani her santimetrede, her kilometrede bir hizmet sektörü çıkmıyor. Burada zaten benim yaşadığım yer gibi yerlerde öyle çok fazla bir işte mahallenin kilisesi, kilisenin karşısında bir bar, işte bir market öyle. Yani burada öyle çok fazla kafeler, restoranlar vesaire yok. Onlar da zaten saatli açıyorlar. Kimi öğleden önce açıyor, kimi akşamüstü açıyor. Yani öyle çılgınlar gibi insan açığı yok. Velev ki oldu dediğim gibi bu işlere talip olan çok. Geriye elimizde ne kaldı? Şimdi yapılabilecek işte part-time ya da dil bilmeden ya da İngilizce ile girilebilecek. Temizlik. Yani temizlik burada kadınların zaten en çok yaptığı şey. Temizlik. Çünkü ev temizliği için çok fazla burada şey yok ama işte ben Ayşe'nin evine gidiyorum. Ayşe bana elden veriyor. İşte Ahmet'e gidiyorum, Mehmet'e gidiyorum. Burada bunları yapan profesyonel firmalar var. O firmalara gidip kendinizden bahsediyorsunuz. Onlar size müşteri buluyor. Onlar yürütüyor bütün süreci. Siz müşteri bulmuyorsunuz. Siz ev bulmuyorsunuz. Ev aramıyorsunuz. O firmalar gönderiyor.
Ve sizin işte kıyafetinizi ya da deterjanınızı bilmem nenizi de o firmalar aracılığıyla konuşuyorsunuz. Müşterinize göre değişebiliyor çünkü bütün bunlar. Müşterileriniz neyi tercih ediyorsa temin ediyor vesaire vesaire ve o firmalarla çalışıyorsunuz. Ya da yok ben işte her gün başkasının evine gitmem vesaire, ev temizliği değil de kurumsal bir şey isterim derseniz otel temizliği var, sanat merkezleri temizliği var. Mesela okullarda dikkat ederseniz, yani buraya gelir de kısmet olursa ya da işte dikkat ediyorum ben şahsen. Mesela okullarda bu tarz baktığınız zaman kim temizlik yapar? Genelde göçmen. İşte atıyorum X, geçenlerde gittim ben Orange Bay'de hat açtırdım. Arkada biri temizlik yapıyordu, göçmen. Efendime söyleyeyim, otele gidersiniz göçmen. İşte çocuğu götürdüğüm sanat akademisinde temizliği yapan göçmen. Genelde temizlik işinde göçmenleri istihdam ederler. Aslında dün çektiğim video işte bu ırkçılık var mı konusu burada bir tık kendini gösteriyor. İnsanlar sanıyor ki burada flamenkçe konuşuluyor. İşte biz dil bilmiyoruz. O yüzden ne yapsınlar hani bizi bu işe koyuyorlar. Hayır, yani istese bizi az dilimizle de birçok yere koyabilirler ama tercih etmiyorlar. Hani aynı Amerika'nın işte Work and Travel programında bizler gençken vesaire işte üniversite döneminde diğer ülkelerden çocuk getirip yani çocuk diyorum genç getirip çalıştırması gibi. Burada da diyor ki sen benim ülkeme geldin, sosyal imkanlarımdan faydalanıyorsun, mezuniyet bağımsız. Eğer çok dil bilmiyorsan arkadaşım ben sana geldin mi bana? Tamam ben sana iş bulurum ama bu iş ne olur? Temizlik, bu iş ne olur? Fabrika işçisi ama o da şey böyle hani işte sürekli paketleme ya da işte atıyorum kapak takma ya da seri üretimde bantla çalışma gibi bu tarz işlere konumlandırılırsınız. Yani işte atıyorum sen büyük bir firmadan gelmişsin buraya. Ben kendim için konuşayım, atmayayım. Ben maliye mezunuyum. Evet işte finans vesaire konularında eğitimim var. Bu alanda hiç çalışmadım. Sonra bir işe girdim bu alanda çalışmak adına. Ama Türkiye'de biliyorsunuz yani herkes her işi yapar. Kurumsalda çalıştım ama bu hiçbir zaman muhasebe, maliye, finans vesaire içermedi. Evet bir SAP eğitimi aldım ama 15 yıl önceydi. Kurumda ne yaptım? Hep müşteri ilişkisi, insan ilişkisi, satış sonrası, satış öncesi, satış yöneticisi, kanal yöneticisi. Şimdi bunların hepsine gerektiriyor dil. Şimdi ben Flamanca'yı bilmiyorum. Ben burada bir sürü yere başvurdum. Global yerlere de başvurdum. Hemen hemen hepsi, bu arada çoğu yer arıyor ya da mail atıyor. Dediler ki bana, üzgünüm Leyla, buradaki düz süreçte evet benim müşterilerimin hepsi İngilizce biliyor olabilir. Ama ben kendi dilimin konuşulmasını istiyorum. Benim dilimim bu. Bunu bilmeden bana başvuru yapamazsın. Yani yapmışsın ama öyle. Hani hayal et, Casper. Ve geri döndüler. Hatta bir firma şey diye döndü insan kaynakları. Hani nasıl bir dönüştü? Yani hayırdır sen benim dilimi bilmeden nasıl müşteri ki account manager gibi bir şeye başvurmuştum. Böyle döndü. Neyse ben sonra pazarlama yüksek lisansı yaptım. Pazarlama yüksek lisansı yaptığımda böyle 20'lerimin ya aslında çok da değil ama 26-27 yaşındaydım. Bu sefer bana ben çok istedim pazarlama departmanında çalışmayı. İşte ajanslara vesaire başvurduğumda ya da işte nerelere başvurduysam bana şey diye geri döndüler. İşte sen 27 yaşına gelmişsin. O zaman işte Türk Telekom'da çalışıyorum. Kurumsal bir firmada fena olmayan bir gelirin var. Şimdi sen buraya gelip asgari ücretle çalışmazsın. Çünkü ben burada böyle genç ve çok daha genç. Yani 27 bizim için çok yaşlı ya. Ve hani stajyer kıvamında alıp atıyorum işte 5 yıl sonra para kazandırabileceğim insanları istihdam edebilirim. Orada da bir şey yapamadım, ilerleme sağlayamadım. Tamam ben iş bitiriciyim, inanıyorum, süper cesaretliyim, muhteşemim. X insanın 5 dille yapacağını ben elimle, kolumla, bacağımla işte tek elimle yaparım ama bu benim inancım, bu benim bakış açım. Karşımdaki için böyle değil. Ben buraya ilk geldiğim vakitte işte o dönemler burada işte İngilizce ile iş bulmak zor ya da işte burada iş bulmak zor dediğim zaman bana insanlar yo işte bizim ben iş buldum eşim sonra hızlıca buldu. Eşim benim 3 ayda girdi. Benim eşim 5 ayda girdi. Benim eşim hemen girdi. Yo bulunuyor diyenlerin hepsine özelden sordum. Hepsi mühendis.
Ben zaten şöyle demiyorum, mühendisler burada iş bulamaz. Buranın zaten en büyük istihdamı bu mühendis. Biz de zaten bu yolla buraya geldik. Yani ben mühendis olanlar iş bulamaz demiyorum. Ben şu an bir uzmanlığı olmayan, üzerine üstlük Flamancası olmayan kişilerden bahsediyorum. Şimdi X insanı yine bana diyor ki, yo burada çok kolay iş bulunur. Bakıyorum işte atıyorum liseden beri Fransızca eğitimi almış ve Brüksel'de yaşıyor. E tabii ki iş bulabilirsin. Zaten Brüksel'de %80 Fransızca konuşuluyor. Yani sırf muhalefet olmak için muhalefet olmayı gerçekten anlamıyorum. Ben olduğunu, yani şimdi masada bir yemek var. Tamam, o yemekte gördüğümüz şeyler var. İşte patates var, havuç var, ne bileyim ben brokoli var. Şimdi bunlar açık değil mi? Ha, bana göre o patates az, sana göre çok. Bu kısmı yorum içeriyor. Ama şimdi o patatesin ve brokolinin ve havucun varlığı orada aşikar. Ben bundan bahsediyorum. Bana göre zor, sana göre kolay başka bir şey. Ama bir de böyle yani veriyle ilerlemek diye bir şey var. Fransızcası olan tabii ki iş bulur Brüksel'de. Ya da işte İngilizcesi olup da mühendis olan tabii ki iş bulur burada Flaman bölgesinde ya da Valon bölgesinde. Ben videoya başladığımda söylediğim gibi ben İngilizceyi az biliyorum. Bir uzmanlığım yok ya da İngilizceyi biliyorum ama uzmanlığım yok diyen kişilerden bahsediyorum. Öğretmenliği, hemşireliği vesaire aktarmamın sebebi de şu. Genelde şu an buraya gelenlerden çoğu kişi kendi mesleğini icra etmeye çalıştığında hani burada bu arada öğretmen açığı da var ve sağlık sektöründe şu an Avrupa'da her yerde açık var. Bunu zaten herkes biliyor. Bu yolla da giden çok. Onların denkli kısmını anlatmamın sebebi de o. Toparlayacak olursak bir uzmanlığınız olmadan herhangi bir sebeple şu an Belçika'ya adım attınız ve iş bakıyorsunuz. Yapabileceğiniz şeyler bayanlar için temizlik, bir Flamanca'yı biraz ilerlettikten sonra fabrika işleri, erkekler içinse bir Türk ya da değil yanında işte çok arandığı için yine kablo çekim işi, eğer gerekli sertifikalarınız varsa kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü vesaire. Ya da sağlık sektöründe herhangi bir alanda çalışıyorsanız bu. Benim bu anlattıklarım mühendisler, doktorlar vesaire bağımsızdır. Bu meslek grupları mavi yaka olarak geçen bu meslek grupları ortalama 1800-2300 arası alır. İşte deneyimine göre, çalıştığı yere göre, çalışma saatine göre vesaire vesaire. Ama işte pardon, kamyon şoförleri ve tır şoförleri 3 küsür, 3 ve üzeri. Ortalama budur. Bu ülke emin olunuz ki şöyle bir düzende kurulmuş. 2 kişi asgari ücret alsın, çalışsın. İşte 2 2 4 kazansın. Vergisini versin, evini alsın, arabasını alsın, otursun aşağı. Bu ülkenin düzeni bu. Yani o yüzden de geçen maliyet videomda işte atıyorum 3 ne demiştim? 3000 ve 3000 ve üzeri hani kazanmanız gerekir. Tabii ki işte 2 kişi mühendistir. Uzman mühendistir. Yani uzmanlaşmıştır, deneyimlidir. Biri yüksek mühendis diyorlar ona, uzman mühendis değil. Biri 3500, öbürü 3500, 7000 euro alır. Bunlar çok mümkün senaryolar ve çok da burada da yaşanan senaryolar. Herkesin yani böyle özeline girip de tek 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 inceleyecek halimiz yok. Bu videoyu çekmemdeki amaç, ben gerçekten böyle işte sosyal medyada umut tacirlerinden nefret büyük bir söylem olur ama hiç hoşlanmıyorum. İşte buraya gelin, burası bu kadar para veriyor, buraya gelin, burası bu kadar para veriyor, burası çok güzel bir hayat. Öykülerin içi öyle değil. Tabii ki gidin yani biz de buraya geldik, herkes her yeri keşfetsin ama hayatın gerçekleri diye bir şey var. Yani hayatın gerçekleri bunlar. Ben yasa dışı buraya gelinip ne yapılabileceğini, neler yapılabileceğini anlatamam, anlatmam. Bilmiyorum, içine girmek istemiyorum. Gelene bunu anlatana saygı duyuyorum.
Ama yasal yollarla buraya girdikten sonra ortaya çıkan ya da çıkacak olan senaryolar bunlardır. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Alınan maaşlara bakıldığında tabii ki burada işte atıyorum bir Mercedes sahibi olmak, bir Audi sahibi olmak, bir BMW sahibi olmak, Volvo sahibi olmak tabii ki Türkiye'den çok daha kolay. Yani zaten maliyetler ortada. Biz buraya geldik işte 22 bin euroya Volvo XC60'tı galiba. Evet, 60 aldık. Şimdi asgari ücretle çalışıyorum diyelim. Ben 2000 euro alıyorum. 2000 de eşim alıyor. 4000 euro evimize para giriyor. Ben 1000 euro koyup kenara, ki rahatlıkla koyabilirim, maliyet videomdan izleyebilirsiniz. 2 yılın sonunda işte o Volvo'ya binebiliyorum. Yani ikinci el vesaire ama binebiliyorum. Ama bu Volvo günün sonunda Türkiye'de şu an takip etmiyorum ama 2 milyon mudur nedir herhalde. Şimdi bunları görünce ama biz Avrupa'da görüyoruz hayatlar çok güzel, araba kolay alınabiliyor diye hayatın güzel olduğu gibi bir çıkarım gerçekten bana tuhaf geliyor. Şimdi ben Amsterdam'ı gezdim örneğin. Gittim sadece işte sokakta durdum. Elime selfie çubuğumu aldım. Her yerin fotoğrafını çektim. Her kilisenin önünde durdum, fotoğraf çekildim. Bir kafeye gittim. İşte kafede kendime bir kahve söyledim. Sağdan fotoğrafımı çektim, soldan fotoğrafımı çektim, önden çektim, arkadan çektim. Bu kafede oturdum. Benim adıma Ayşe Yılmaz olarak bu Amsterdam'ı gezdiğim anlamı taşımıyor. Ben oranın müzesine gitmek istiyorum. Ben oranın sinemasına girip, ya da hadi sinema dil bilgisi gerektiriyor da, operasına gidebilmek istiyorum. Ben oranın tarihi yapılarını gözlemlemek istiyorum. Ben oraya has bir yer varsa, ünlü bir restoran varsa girmek istiyorum. O zaman benim için Amsterdam'ı gezmiş oluyorum ben. Şimdi burada da aynı şekilde, yaşam çizelgesinde de aynı şekilde. İnsanlar burada işte bir tane bahçede arkası yeşil fotoğraf koydu diye onun zengin olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki evler zaten böyle. Ya da Volvo'ya bindi diye o zengin olmuş olmuyor. Zaten buradaki arabalar böyle. Yani evler ve arabalar böyle olan kişi bir eli yağda bir eli balda yaşamış olmuyor. Bunları böyle atarlı gibi anlattım ama gerçekten ara ara da atarlanıyorum. Çünkü insanları mağdur ediyorlar. Yani işte atıyorum burada hayat çok güzel, gel sen de gel. Ben hani o kadar çok kişi yazıyor ki her şeyini satıp buraya gelip burada yeniden yaşam kuracak, dil bilmiyor, işlerini bırakıyor ama diyor bizim akrabamız bana iş bulur. Yine istisnai öyküler var. Antwerp'in bir liman şehri. Yani liman şehrinde akrabası kargo firması açmış, onu yanına almış, ortak yapmış. Bu dünyalar istisna. Yani herkesin Belçika'da akrabası olacak, herkesin buraya gelmeden önce buraya sermaye yapacak gibi kadar parası olacak diye bir şey yok. Buraya işte bir avukat aracılığıyla gelip işini kurup sermayesiyle gelene bir lafım yok zaten. Benim söylemek istediğim, Avrupa süper, Avrupa'da hayat çok güzel, Avrupa'da herkes çılgınlar gibi paralar kazanıyor. İşte atıyorum 7 bin euro, 8 bin euro para kazanıyor. Herkes çok güzel evde oturuyor, herkes çok güzel arabaya biniyor. Müthiş bir alım gücü var. O yüzden işte Avrupa'da ben giderim, dilimde olmadan, uzmanlığımda olmadan uçaktan inerim, her şeyimi ayarlarım. Böyle bir dünya gerçekten yok. Var olduğunu söyleyene lütfen inanmayın. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.